Sebebi ziyaretin hayatla barış. Evet, evet. Sevgili Taner'i de ağırladım. Tabii ki konuşacağımız çok şey var ama sana da sormak istiyorum. Sevgili Barış'ın annesini oynadın. Evet. Değil mi? Evet. Senden dinleyelim bence bu hikayeyi. Şöyle, bu yaz geldi bana bu proje. Evet. Ben Barış'ı tanımıyordum aslında. Yani o da şundan dolayı, Ercan çok sever futbolu, yani izler o maçları ama benim hiç alakam yok şeyle, futbolla. Proje bana geldiğinde dedim ki ya böyle bir çocuk mu varmış? Yani daha direkt şeyi, senaryoyu okuduğum zaman çok enteresan geldi. Hemen Barış'ın öyküsünü, evet, buldum bir yerlerden. Daha çok etkilendim, evet, ve annenin, Barış'ın hayatındaki etkisini hem anneden birebir dinledim, aileyle tanıştım, sohbet ettim. Dedim ki bu filmin bana ihtiyacı var, benim enerjime ihtiyacı var. O yüzden de projenin parçası oldum. İlginç bir film oldu. Yani ben son tahlilde seyretmedim. Ama içindeyken ne hissettin? Çünkü sen bir oyuncu olarak bizim çok vizyon filmlerinde, yani böyle hani bir bağımsız filmler var, bir de vizyon filmleri var. Gişe filmi. Gişe filmi dediğimiz. Gişe filmlerine çok rastladığımız bir oyuncu değilsin. Evet. Aslında bağımsız sinemanın vazgeçilmez isimlerinden birisin. Çok da keyifli olmakla birlikte. Bu senin tercihin mi? Senaryo seçme halin mi? Mesela senin olduğunu görünce ben daha heyecanla. Zaten hikayesi müthiş. Ama sen olduğun için başka bir perspektiften çekildiğine ikna oldum mesela bir izleyici olarak. Taner'i de tabii bizim ki bu duyunca. Filmimizin, evet, Hayatla Barış'ın mı? Sen ne hissettin içinde? Ya bir kere şöyle, yani hepimiz nefes alıyoruz, sıralı süreli bir ömrümüz var. İşte değer katmaya gayret edenlerdensin. Ben de öyleyim keza. Buradaki bütün arkadaşlar, evet, öyle. Bu hayatı, bu ortalama 80 yıllık ömrü hiçbir engeli olmadığı halde, tırnak içinde söylüyorum bunu, hiç değer katmamış insanları düşündükçe bu filme çok asıldım ben. Değil mi? Çok asıldım. Evet. Çünkü öykü öyle bir öykü ki bazen ben dizilerde falan rastlıyorum, gerçek hayat hikayesinden alınmıştır. Bu ibareyi çok kullanmaya başladı diziler. Evet. Hani o olursa sanki o dizi izlenirmiş gibi, ama yani ilk defa bu motto, bu cümle, gerçek hayattan alınmıştır cümlesi bir filme bu kadar mı yakışır? Evet. Yani hani Barış'ın öyküsü zaten çok ilginç bir öykü. Çok. Hani çok da spoiler vermeyelim. Ama ben mottosu bu kadar değerli bir filme ufacık bir katkı sunabildiysem görece yeteneğimle, benden tabii ki daha mutlusu olamaz. Çünkü biliyorum ki bu filmde sadece engeli olan ebeveynler için değil aslında. Yani engel dediğimiz şeyin ne olduğunu da tartışan bir film. Yani herhangi kime bir, göre neye göre, neye göre? Bedeninde herhangi bir uzvunun olmaması bir engel mi? Acaba? İşte bu soruya çok güzel cevap veriyor. Yani bütün uzuvları yerinde olan ama zihinsel şey anlamında düşünme engeli olan lara karşı da çok güzel evet, mesajlar veren bir film. Beni ekstra heyecanlandırıyor bu. Çünkü ben Melisa'mdan sebep çok söyleşiye, evet, sohbete, evet, gidiyorum. Biliyorum. Ve sohbetlerimde hep açılışı öyle yapıyorum. Yani siz özel ihtiyaç sahibi, sizin tabirinizde engelli bir bireyin annesi olarak beni davet ettiniz ama aslında hepimiz engelliyiz. Kesinlikle öyle. Baktığınız yerden, yani engele nereden bakıyorsunuz, neye engel diyorsunuz. Benim için özel ihtiyaç sahibi bireylerin engeli biziz. Ve hepimiz hayatın içinde engelliyiz. Kesinlikle. Aslında. Bunu söyleyen bir film beni anne olarak çok heyecanlandırıyor. Eminim hayat hikayesinde böyle gerçekleri olan tüm ebeveynleri çok heyecanlandırıyor. Ve tabii özel ihtiyaç sahibi evlatları olan ailelere de İşi iyi bilen uzmanların ilk söylediği şey şudur: evlatlarınızın yapamadığına değil yaptığına odaklanın. Bu bizim çok ihmal ettiğimiz bir şeydir. Sağlıklı evlatlarımız için de geçerlidir. Hep evlatlarımızı yapamadığı yerden konuşuruz ama yaptığı yerden çok fazla onurlandırmak gibi bir tezatımız, evet, var. Yani ya kraldır, prenstir, prensestir, koçumdur. Ki o da bence çok fazla. Grotesk cümleler. Evet, çok büyük benim için bunlar. Yani küçük prensler ve küçük krallar, hı-hı, büyütüyor, hı-hı, olmak da bana bir garip geliyor. Hı-hı. Ya da hiçbir zaman arkadaşları gibi değildir. Hı-hı. Yani bunun bir arası, ortası olmalı. Zaten biz bence birey olarak bunun ortasını bulduğumuzda özel ihtiyaç sahibi bireylerin de engeli olmayacağız. Kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden Hayatla Barış filmi
çok önemli bir film ve senin de içinde olmuş olman benim için çok kıymetli ve önemli. Yani şey, şimdi sinemayı ikiye ayırıyoruz ya, aslında yanlış yapıyoruz. Hani hedef kitlesi anlamında tabii, evet. Yani bir vizyon ya da tırnak içinde gişe filmi ve evet. bağımsız filmler. Aslında sinemada iyi film ve kötü film vardır.